Herkese merhabalar. MK Yapım'dayız, siyaset ve programındayız. Hepinizin bildiği gibi olası milletvekili adaylarımızı sizler için burada buluşturup aklınızda geçen sorular varsa onları ve sizlere bilinmeyen yönlerini anlatmak için bu programı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz seçimde Pamukkale Belediyesi'nin kazanılmasında önemli bir katkısı olan Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem Pamukkale İlçe Başkanımız İsmail Cirit bizlerle birlikte ve şu an kendisi de milletvekili olabilmek için partisinin aday adayı oldu. Kendisini biraz daha yakından tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İsmail Cirit kimdir? İsmail Cirit 03.03.1982 Afyon Evciler Baraklı Köyü doğumlu. 6 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelmiş bir gönül insanı diyelim. Siyasete nasıl giriş yaptınız? Siyasete aslında önceleri çok fazla düşünmüyor idim. Eğitim hayatında hedefim öğrencilerimle insanlara yardımcı olmak şeklinde ilerliyordu. Tabii ki sürekli insanların içinde bulunmaktan dolayı, insanlara yardım edebilme anlamında ki mücadelemizden dolayı doğal bir süreç içerisinde 2013 yılında aktif olarak Pamukkale'de kurucu ilçe başkan yardımcılığı olarak görevime başlamış bulundum. Nitekim 2014 yılında Pamukkale'de gene yerel seçimlerde çok aktif bir şekilde bütün sandık görevlerinden sorumlu olarak gece gündüz demeden mücadele ettik. O süreçte de yani Pamukkale yönetimi çok iyi bir çalışma sergileyip ilk belediye başkanını çıkarabilecek güce sahip olmuştu. Tabii kıl payı bir durumla karşı karşıya kalıp kaybedildi. Devamında 2015 yılında sadece bir yıl bir ara verdim aktif siyasete. O süreçte de Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderimize yapılan içerideki oyunlardan dolayı o oyunların içinde olmak istemedim. 2016 Şubat ayından itibaren gene tam seçim sürecinin olduğu dönemlerde aynı zamanda partimizin kongrelerinde de hepsinde aktif bir şekilde görev aldım. Amacım Denizli'de Milliyetçi Hareket Partisi'ni işte diğer taraftaki ayrılıklardan dolayı liderime bağlı ve sadık bir ülkücü neferi olarak partimize ve liderimize düzgün bir şekilde çalışma yapıp taşın altına elimizi koyup inşallah önümüzdeki bütün seçimlerde de var gücümüzle çalışmak şeklinde devam etti. Nitekim 2018 milletvekilliği, 2019 yerel seçimlerinde bütün teşkilatımızla birlikte bu çalışmaları çok aktif bir şekilde gerçekleştirdik. 2019 ilçe başkanlığı dönemimde yerel seçimlerde Pamukkale ve Büyükşehir'de düzgün ve samimi bir çalışmayla Cumhur İttifakı ruhuna da yakışır bir şekilde belediyelerimizi kazanmada büyük bir katkı sağlamış olduk Cumhur İttifakı'na. Amacımız da dediğim gibi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen bilge liderime yakışır bir şekilde, ona layık bir şekilde çalışmaları yapabilmek idi. Pamukkale'de bizler Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını en yukarıda onurla ve gururla dalgalandırdık. Ve inşallah şu anda da 2023 14 Mayıs seçimlerinde tabandan gelen bir ses olarak aday adaylığı doğal bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Ve inşallah 14 Mayıs seçimlerinde 2018 milletvekilliği seçimlerini kıl payı bir vekil çıkaramamış bir Denizli olarak kendime göre bunu bir rövanş görüyorum. Ve bu seçimlerde de il başkanımızın da geçen gün ifade ettiği gibi 7 vekilden en az 2 tanesini Denizli'den Milliyetçi Hareket Partisi'nin alması için elimizden gelen her türlü çabayı yapacağız. Bu son yaşanan siyasi gelişmeler bir nevi MHP'ye karşı olan ilgiyi de arttırdı sanki. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi her zaman yarım asrı geçmiş bir çınardır zaten. Dolayısıyla çınarlar kötü havalarda bile sadece
yaprağını döker ve kendini yeniler. Milliyetçi Hareket Partisi diğer partilerden çok çok farklı bir parti. 5000 şehidimizin olduğu ve bir davası olan bir parti. Dolayısıyla burada siyaset yapmak sadece siyaset yapmaktan ibaret değildir. Şehitlerimizin vebali olan bir partide konuşmamızdan hareketlerimize kadar yapmış olduğumuz her türlü çalışmaya ve genel başkanımızın ilkelerine, onun emir ve talimatlarına uygun bir şekilde gidebilmek önemlidir. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi bazı dönemler yapılan ufak tefek operasyonlarla sadece yapraklarını döker ama devamında sürekli kendini ilerleyerek ve yenileyerek hem ideolojik manada hem parti anlamında Ankara'da bütün vekilleriyle bir vekilin yaptığı işi en az 10 vekilin yaptığı işi bir vekiliyle mücadele eden sağlam ve milletini düşünen, kendini değil devletini düşünen bir partidir. İsmail Cirit'i nasıl özetlersiniz? Dışarıdan bir gözle baktığınızda nasıl bir insandır İsmail Cirit? İsmail Cirit mütevazi, alçak gönüllü, herkese yardımcı olmaya çalışan, yardım etmeyi seven, paylaşmayı seven ve her zaman insanlarla iç içe hayvanları seven biridir. Geçenlerde bir milletvekili adayımız dedi ki 24 saat boyunca telefonum açık kalacak dedi. Bunu herkes söylüyor. Evet. Ve 24 saat boyunca telefonun açık kalma ihtimali yok. Ve 24 saat boyunca da o kişinin telefona bakma ihtimali yok. Evet. Bu anlamda bir söyleminiz var mıdır? Yani şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bir edebiyatçı olarak tabii ki siyasetçilerin bu şekilde abartma sanatını kullandığını görüyoruz. Özellikle seçim döneminde. Yalnız gerçekten telefonun 24 saat açık olma durumu olabilir. Ama insanın da kendine göre bir hali vardır. 24 saat gözü açık olamaz. Telefon açık olabilir. Telefonun bile şarjı bitebilir. Ama önemli olan şudur. O telefonlara dönebilmektir. Evet. Sizi arayan kişilere sizin ulaşabilmenizdir. Dolayısıyla her bir insana seçimden önce nasıl yaklaşıldıysa seçimden sonra da bu Denizli'deki bütün vatandaşlarımıza yaklaşmakta fayda var. Çünkü seçimler ve makamlar gelip geçer. Ama gene hepimizin gelip yaşayacağı yer kendi memleketimizdir, Denizli'dir. Bu manada herkesi kırmadan, gönlüne dokunarak siyaset yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Artık yeni dünya düzeninde vekillerin şeyle çalışma alanları olsun şekli de değişmeye başladı. Şimdi evet. Dışarıdan baktığınız zaman bir milletvekilinden ne istersiniz? Ne yapılmasını istersiniz mesela? Ve bunları olası bir milletvekili durumunda, kazanmanız durumunda yapar mısınız? Şimdi dünya çok çok anormal durumlardan geçiyor. 3 yıl önce eve kapanmıştık, sokaklara çıkamıyorduk. Şimdi ülkemizin güneydoğusunda maalesef büyük bir deprem yaşadık. Buradaki çocuklarımız, insanlarımız da dışarıya kendini atmak için mücadele ediyor veya korkuyla yaşıyor. Veya dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalar, yani her noktada ani olaylarla karşı karşıya geliyoruz. Dolayısıyla teknoloji her geçen gün, her geçen ay daha da farklı bir şekilde ilerliyor. Bu noktada insanlara ulaşmak çok çok daha kolay. İnsanlara yardımcı olabilmek çok daha kolaylaştı. Evet. Her şey insanın kendi elinin ucunda. Yeter ki gönlünden geçen bir iyilik, bir yardımlaşma duygusu olsun. Milletvekilleri manasında Denizli'yi temsil eden milletvekillerimizin acizane Ankara'ya gittiklerinde yapması gereken tek şey geldikleri yeri unutmamaları. Dolayısıyla bu çok çok önemli. Ben bu soruyu bütün misafirlerimize soruyorum. Milletvekili seçildiniz. Evet. 3-3,5 yıl geçti. Ne yaptın sorusu sizi ne derece etkiler? 3,5 yılda bir sürü şey yapıyorsun, soru önergesi veriyorsun, çalışıyorsun, kanun teklifine imza atıyorsun. Evet. Ve insanlar geliyor sana ne yaptın sen diyorlar. Şimdi ben haftanın 7 günü çalışan bir insanım. Dolayısıyla oturmayı hiçbir zaman sevmedim, sevmem de.
bir pazar günü, bir yarım gün bile evde durduğumda bir şeyler yapmak isteyen bir insanım. Yani bu nedir? Bir şeyleri üretmek gerekiyor. Bir şeyleri arttırmak gerekiyor. Bir laf vardır. Oturarak işini yapan tek varlık tavuktur. Şimdi hiçbir kimse oturduğu yerden bir şeyi ilerletemez, yapamaz. Ankara'ya gittiğimizde de kısmet olursa, benim şu anda öyle bir kaygım da yok. Sadece ben şu amaçla burada aday adaylığımı açıkladım. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasetime başladım. Milliyetçi Hareket Partisi'nde şu anda olmaktan mutluluk duyuyorum. Bana Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhangi bir döneminde, seçim dönemindedir, kongre dönemindedir. Bu dönemlerde ben çıkarım partim adına, kendim için değil, partim adına ve vatandaşlarımızın adına elimden gelen gayreti gösteririm. Partim beni nerede uygun görürse, ben orada bir sandık görevlisi olmak da benim için gururdur. Bir aday adayı olmak da benim için onurdur. Ben bu manada burada siyaset yapıyorum. Şayet önümüzdeki her seçimde de bizler Milliyetçi Hareket Partisi'ne siyaset yapmaya da devam edeceğiz. Amacımız bilge liderimizin gitmiş olduğu yerli ve milli çizgide hiçbir zaman sapmadan onun gölgesinde siyaset yapmaya devam etmek. Tabii ki milletvekilleri olarak Ankara'ya gitmek nasip olursa İsmail Cirit orada ne yapar? Boş durmaz. 7 gün 24 saat yapılması gereken neyse Denizli için, ülkemiz için ve bir eğitimci olarak eğitimde yaşanan sıkıntılarla ilgili ya da bir çiftçi çocuğu olarak çiftçilerimizle ilgili yaşanan sorunlarla ilgili ya da ne bileyim yani Denizli'deki Babadağ'daki tekstilcinin durumundan Gözler'deki bizim kekik üreten çiftçimizin durumuna kadar bunların hepsini ne yapmamız gerekiyor? Ankara'da taşıyıp sorunları gidermek için çalışma yapmak gerekiyor. Ya, otelde değil partide çalışırım. Diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Rövanş söylemi son derece önemli. Umarım evet. Her şey istediğiniz gibi olur. İnşallah. Son kez mesajımız var mıdır? Şurada artık sayılı günler evet. Kaldı. Şu anda seçime sayılı günler kaldı ve bu seçime maalesef dediğimiz gibi büyük bir deprem felaketinin gölgesinde ve mübarek Ramazan ayında idrak ederek ilerliyoruz seçim sürecinde. Buradan ben tüm Denizli'deki vatandaşlarımıza, teşkilattaki bütün arkadaşlarımıza inşallah seçim döneminde hayırlara vesile olmasını diliyorum. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve ülkemize tekrardan başsağlığı diliyorum. Denizli'mize gelen depremzedelerimize de burada yardımcı olmaktan da gerçekten onur duyuyoruz. Her zaman da yardımcı olmaya devam edeceğiz. İnşallah 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem Cumhur İttifakı'nın hem de Denizli Milliyetçi Hareket Partisi'nin her geçen gün yükselen çalışması, azmi ve teveccühüyle bir zaferle sonuçlanacağını düşünüyorum, umut ediyorum ve bu şekilde de çalışmaya devam ediyorum. Her ne kadar satır arasında sıralama beklentim yok deseniz de millet bunu tabii bu şekilde algılamaz. Ya, çevreden bir sürü eş, dost, akraba evet. Olsun, sevenler, evet. Yüzlerce, binlerce öğrenciniz var. Evet. Bunlar size diyor mu? İsmail Cirit'i biz şu sırada görmek istiyoruz. Diyorlar, diyorlar. Ama ben her zaman söylüyorum, kişiliğim olarak da mütevazi bir kişiliğim var. Ben bu aday adaylığıma bir olayım veya şu olayım, bu olayım şartıyla girmedim. Genel başkanımız burada birden yediye kadar veya aday adaylarını aynı şekilde kabul etti. Bir sürü aday adayını kabul etmedi. Çünkü içimize sızmaya çalışanlar da oldu. Nitekim Milliyetçi Ülkücü Hareket ve Bilge Liderimiz bu ülkenin sigortası olduğu için böyle kritik durumlarda MHP'ye ve genel başkanımıza mutlaka ufak tefek oyunlar yapmaya çalışıyorlar. Ve genel başkanımız her zaman bu oyunları bozarak yoluna devam ediyor. Ben İsmail Cirit olarak burada dediğim gibi birden yediği hiç fark etmiyor. Olurum olmam hiç fark etmiyor. Dün mektubunu da aldım Bilge Liderimin. Teşekkür mektubunu aday adaylığından dolayı. Bu bizim için bir onurdur, bir gururdur. Bundan sonraki süreçlerde de adaylığa girerim girmem, sıralamada olurum olmam
Her zaman partimin ve bilge liderimin emrinde olmaya devam edeceğim ve çalışmalarımı da her şekilde yapmaya devam edeceğim. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Evet, İsmail Bey'in yine diyorum söylemi üzerine bakalım revanşı alıp almayacağını 14 Mayıs'ta bir kere daha görmüş olacağız. Umarım çıktığınız yol hayırlı uğurlu olur. En azından denizlerimiz için, sizin için ve size bunca zamandır gönül veren çevreniz için de her şey hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Sağ olun.